halkı tatmin etmiyor. Evet. Biz diyoruz federasyon sayın anlamayı kaldıralım. Sayın başkanımıza da, o da bu işi çok iyi Osman Aşkın bak kavradı. O da iyi olmasını istiyor. Yürütme kurulumuz Mehmet Ayan olsun, Merkez Hakim Komitesi Kadir Birlik olsun, çok güzel kararlar almaya çalışıyorlar, alıyorlar. İnşallah daha güzel bir kararlarla. Tabii ki pehlivanlar yeniş yapmayı unuttular. Eskiden o Kırkpınar'da teller patır patır dağılıyordu, sandalyeler dağılıyordu. Yüz çaprazları, kündeler, elenseler konuşuyordu. Şimdi pehlivanlarımız yeriş unuttu. Bir paça kazığı göremiyorsun. Tak kasna tut, ayakta itişme kakışma puanlamaya bekliyor. Onlar da haklı. Çünkü bir hataya düşerim de saat giriyor zaten, hemen puanlamaya gidecek. Kendini harcamak istemiyor. İnşallah biraz bu puanlama davası süre uzarsa güreşler daha bir hareketli olur. Halka bir heyecan gelir. Evet, Baba İskili Ahmet Yenici önemli bir heyecan taşıyor. Çünkü Abdullah Hacı Baba İskili Belediye Başkanı yakında önemli bir tören var Baba İskili'de. Bu töreninde nedir bu tören? Bir bakalım Ahmet Yenici bu konuda neler söyleyecek. Şimdi Abdullah Hacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Hacı babam Mustafa Yenici. İbrahim Erdi, yine Baba İskili İbrahim Erdi ve Nazmi Uzun. Abimiz Kırkpınar'da baş pehlivan olan baş pehlivanların heykellerini dikecek. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz ve bu güreşe vermiş olduğu atalarına vermiş olduğu önemden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Siz bu konuda şimdi Kırkpınar Meydan Hakemi baş hakem yardımcılarından Ali Osman Üççetin belediye başkanımız Abdullah Hacı'ya gidip böyle bir teklifi görüşüyor. Belediye başkanımız da orada diğer arkadaşlarımla görüşüp Kültür Bakanlığı'na müracaat ediyor. Dünyada ve Avrupa'da ismini duyurmuş, Türkiye'de ismini duyurmuş, Baba Eski'nin ismini dünyaya duyurmuş eski baş pehlivanlarımızdan 1943 ve 45 yılları baş pehlivanı İbrahim Erdi ve yine 1948 yılları baş pehlivanı Kuleli Mustafa Yenici, Baba Eski'nin Kuleli köyünden Baba Eski'li Mustafa Yenici ve 1969 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Nazmi Uzun'un heykellerin dikilmesi için girişimde bulunuyorlar ve olumlu bir cevap alıyorlar Kültür Bakanlığı'ndan. Tahmin ediyorum ki Baba Eski'de festivaller yapılıyor. Tarım Festivali Ağustos ayında yapılıyor. O zaman onun açılışını yapacak. Buradan sizin kanalınızda Teknomili TV kanalıyla Baba Eski'li belediye başkanımız Abdullah Hacı'ya ve onun yönetiminde bulunan tüm meclis üyelerine candan teşekkür ediyoruz. Bu arada Kırkpınar ağamız Ayhan Sezer var. Yine Kırkpınar ağamız Doğan Görkey var. Ve ben tarihi Kırkpınar başyazgırı olarak Baba Eski'yi temsil ettiğimiz için bizim de isimlerimizi caddeye vermek için teşebbüste bulunmuş. Ve kendi arkadaşları da bunu kabul etmiş. Sizin kanalınız da Teknomeli kanalıyla Sayın Abdullah Hacı'ya yağlı güreşe vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah en kısa zamanda Abdullah Hacı'yı da hep beraber ziyaret edeceğiz. Onun da görüşlerini alacağız Teknomeli olarak. Sizlere çok da teşekkür ediyoruz bu konuda. Sayın Mehmet Bey, size öncelikle buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu Teknomeli'ye. Şimdi burası, ben Türkiye'nin her tarafında bir kıraathane var ama bu o kıraathaneden değil. Bu bir şey kıraathanesi, pehlivan kıraathanesi. Bütün baksın eskiden resim müzesi var. Resim müzesi. Evet. Çok beğendim, çok hoşnut duydum. Ben sizden şunu istiyorum. Gerek Kırkpınar ağasından, gerek Güreş Federasyonu'ndan. Ya biz bir ağlar olaraktan hepimizin adına bunu söylüyorum. Ya biz bir yerlere gittiğimiz zaman mesela Kırkpınar'a veyahut da büyük güreşlere, Elmalı'ya ya kapıya girdiğimiz zaman da kapıdan bizi bir güreş ağası olaraktan almıyorlar. Bizi itiyorlar. Kimse sen diyorlar. Ya bize bir federasyon Teknomeli diğer arkadaşlara çok söyledim bunu. Bir türlü yürürlüğe geçmedi. Ya bunu Teknomeli kanalıyla sizden ricada bulunuyorum.
bize bir tanıtan kimlik kartı versinler. Biz güreşlere çok hizmet ediyoruz. Atasporuna. Evet. Biraz önce Sayın Kaplan da bu konuya değindi. Evet. Buradan da biz tabii Sayın Doktor Osman Aşkın Bak'a bunu iletiyoruz. Evet. Evet. Çünkü ben tüm ağ arkadaşlarımız gidiyor buradan. Nereye gidiyor? Elmalı'nın güreşleri var. Antalya'ya gidiyor. Nereye gidiyor? Çardak güreşine gidiyor. Ya adam kapının önüne bir belediye başkanımız sayın, bir saygı duyuyoruz belediye başkanlarına. O belediye başkanları bizi tanımayan bir vatandaşı dikmiş oraya bırakmış şeye, evet. Kapının önüne. Ya git kardeşim diyor, beni itiyor. Yani şimdi ben o kadar hizmet ettiğime rağmen kendimi çok böyle üzgün görüyorum. Buna bir şey getirirseniz gayet güzel olur. Bir yöresel olaraktan, güreş ağası olaraktan sevinirim. Peki. Size çok teşekkür ediyorum. Peki, ben iyi yayınlar diliyorum size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben sayın başta Seyfettin ağama, bütün yöre ağlarına, bütün yağlı güreşimize hizmet eden belediye başkanlarına, derneklerine, bütün hizmeti geçenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şahsım ve federasyon adına. Tabii bu güreşte belediye başkanlarımız çok emek veriyorlar bu atasporunu yaşatmak için. Ağlarımız maddi ve manevi imkanlarını kullanıyorlar yağlı güreşimizi bir yerlere getirmek için. Hep bunların amaç bu 650 yıllık güreşimizi bir yerlere getirmek. Şimdi güreşe getirirken güreşte iz bırakanlar vardır. Ağlıkta iz bırakanlar vardır. Mesela ağlıkta iz bırakanlar Alper Yavuzoğlu, Hüseyin Şahin, efsane bir ağa, hizmetleri hayatta unutulmaz. Ondan sonra Seyfettin ağa, onların devamını getirebilen ağamız. Hüseyin ağaya rahmet diyorum, asker arkadaşımdı. Aynı zamanda benim as başkanımdı, ben Merkez Hakem Konusu Başkanı, o da yağlı güreşten sorumlu as başkandı. Güzel bir çalışmalar yaptık, yağlı güreşe bir şeyler getirdik ve bu şekilde bir yağlı güreşin bir yerlere gelmesi için bizlerin, ben yürütme kurulu üyesi olarak bu yağlı güreşten çekirdekten gelen bir insan olarak yağlı güreşin daha iyi bir yerlere gelmesi için yağlı güreşimizin 650 yıllık geleneğinin 622 yılı kendi örf, adet ve geleneklerine yaşamış bir atacık olmuş. Yalnız 1982 yılında yağlı güreşimizi disiplin altına almak için güreş federasyonumuza bağlandı. Amaç yağlı güreşimizden minder güreşine kaynak aktarmak amacıyla yağlı güreşimizi disiplin altına almak amacı güdüyordu. Yalnız ondan sonra bu yağlı güreşimiz yozlaştı. Genelliklerine uzaklaşmaya başladı. Gene sanatından uzaklaştırıldı. Şimdi bunun ağlarımız olsun, belediye başkanımız olsun, bizim idareciler olarak, bizim federasyon başkanı olarak çok radikal kararlar almak mecburiyetindeyiz. Çünkü güreşimiz bütün örf adetlerine gelenler sanatında uzaklaştı. Bugün dillere dolaşıyor. Güreşimizin yaşını 45 yaşına çıkartmaya başlıyorlar. İki, hakem yaşını 55-60'ydı, 55'e düşürdüler, tekrar 56 aşağı çıkartıyorlar. Kırkpınar'da bir geleneğimiz vardı. Sayın Ahmet Yeniz'e değindi. Bir baş pehlivan bayrağı belediyenin önünde ağayımızdan beraber mezarları ziyaret ederlerdi. Ziyaret ettikten sonra cuma namazına gidilirdi. Cuma namazından sonra mevlüt okunurdu. Mevlütten sonra da saray içine gidilirdi. Tören yapılırdı. Kırkpınar ağamızın başkanına, belediye başkanı protokolün önünde baş pehlivan da, bütün baş pehlivanlarımız en güzel protokola uyacak şekilde giyinirler. Bu senenin baş pehlivan bayrağı alır. Sağda kordeş eşliğinde yürüyüş yapılırdı. Şimdi bayrak çekmiyor bir baş pehlivanımız gelmiyor. Ve giyinişleri
gerçekten bugün baş pehlivanların girişleri yürekler acısı. Evet, Sayın Seyfettin Selim, öncelikle bugün güzel bir toplantı oldu. Aslında hoş sohbetin yanı sıra ağalar ve güreş severler 650. Kırkpınar öncesi eksikleri gayet güzel bir üslupla da dile getirdiler. Öncelikle ağalarımızın geleneksel güreşlerde akreditasyon kartları o kadar önemli ki, çünkü kimse kimseyi tanımadı. Özellikle akreditasyon kartlarının güncelleştiği şu günlerde güreş ağalarımıza önümüzdeki sezon çok uzun bir yol olan bu müsabakalarda, geleneksel müsabakalarda bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hazırlıklarımız olacak mı efendim? Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi tabii ki daha önceden biz bunu gündeme getirdik. Bu kartları çıkartacağız. Bütün arkadaşlara çıkartacağız. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten onların hakları bu. Gittikleri güreşlerde rahat etmeleri için, rahat rahat izleyebilmeleri için. Eski ağlarda sıkıntı olmadı. Yeni ağlı arkadaşımız bir yere gittiği zaman tanımıyorlar. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Bunun için de arkadaşların çalışması var. Federasyonun çalışması var. Süleyman Kaplan arkadaşımızın da bu konuda bir çalışması var. Bütün ağların resmini çekip onlara birden ikini çıkartacağız. Bu detay tabii. Ben Osman abinin konuşmasını dedim. Hoşuma da gitti. Tabii güreşe bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım güreşe? Puanlamayı kaldırmamız lazım. Radikal karar almamız lazım. Bunları başaramıyoruz maalesef. Bunları yapmamız lazım ki güreş bir yere gelsin. Güreşin seyri güzel olsun. Benim bütün amacım bu. Yapamadığım şeyler var. Onun için belki bu sene dağlığa devam edeceğiz. Yapamadığımız şeyleri tamamlamak için. Bunu da federasyonumuz bu konuda maalesef bir adım ilerikmiş değil şu anda. Ama iyi niyetli arkadaşlarımız bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu kararlar alırken de kimseyi kırmak istemiyorlar ama birileri kırılması lazım ki kararlar alınsın. Yani federasyon, Kırkpınar ağalı, güreş ağaları bunların hani yan gelip yatma yeri tabiri caizse değil demeleri doğru. Kararı kim alacak? İşte Kırkpınar ağası olarak biz, federasyon olarak Osman Aşkınmak ve ekibi. Bakanlığımızdan bu konuda bize süper destek var. Bak biraz önce söyledim 650 tane davulcu, 650 tane zurnacı gelecek. Bunun için de Kültür Bakanlığımız ciddi anlamda yardım ettiğine belediye başkanımıza. Yine gideceğiz. Hayati Bey yardım edecek. Hayati Bey yardım etti pardon. Şimdi Kültür Bakanımız da bir yardım edecek. Bununla ilgili biz de bu yardımları yaparken hükümetten böyle bir destek alırken biz de bir şeyler yapmamız lazım. Yaparken de nedir bunlar? İşte benim şeyim puanlamanın kalkması. Güreş süresinin uzaması. İşte yenişerek baş pehlivanın belli olması. Yörelerde Kırkpınar'ın tarihleştirmek için orada açılış yapıldığı zaman sadece baş...